Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kuşlarımın odasını temizleyeceğiz. Öncelikle her şeyi üst üste yığdım ve başladık temizliğe. İlk başta tülleri çıkarmakla başlıyorum. Tülleri çıkardım masa örtüsünü alıyorum götürüyorum makineye koyuyorum. Beyaz sirke ve karbonat koyarak ee, yıkayacağım. Gördünüz az önce kafesin altını Kız olan kuşlarım yumurtlamak istedikleri için yuva yapmak istedikleri için ne yapıyorlar? Kartondan kendilerine yuva yapmaya çalışıyorlar parçalayarak. Onlar da haklılar. Bu şekilde götürdüm. Altları da yine beyaz sirke ve limonla yıkıyorum kafes altlarını. Sonrasında geliyorum güzelce camları siliyorum. Ben kuşlarımın odasında deterjan kullanmamaya gayret gösteriyorum kuşlarımda ve Mia'da. Çünkü deterjan onlar için zararlı ya da pati dostu ürünler kullanıyorum ki bunu da biliyorsunuz zaten sizlere göstermiştim. Bu şekilde Mia ile birlikte camları hızlı hızlı sildik. Keşke her şey bu kadar hızlı olsa dermişim. <laughs> tabii ki her şey bu kadar hızlı değil. Hızlandırmada size seslendirme yapıyorum. Çok endişe ettim tabii ki. Çünkü Mia beni korkuttu. Tüllerimi de çıkardım. Tülleri de götürdüm güzelce makineye attım. Camları bitirdim. Cam, çünkü camlar da benim için önemli. Kuşlarıma cam yatağı koyuyorum. Orada etrafı izliyorlar, dokunuyorlar. Onun için de mikrop kapmamaları gerekiyor. Camları da sildik. Mia da bana yardım ediyor şu anda. Anne Anneş güzel silsin, güzel sil. Güzel. güzel siliyorum kızım, güzel siliyorum diye ben de ona söylemiş oldum. Şimdi camlara cam yatağı koyuyorum ve çok güzel oluyor gerçekten. Şimdi burada camı da bitirdim sannedersem. Camı çok uzun tutmuşum ve perdeleri de çıkardım. Perdeleri de götürdüm makine attım Biraz sonra makinede onlar da bitecekler. Cam yatağı, paşa, mia görüyorsunuz. Evet altları da yıkadım. Kuruladım. Peçete koyuyorum ve ızgara koyuyorum. Çünkü 3 tane kız kuşum var. Onlar yuva yapmak istedikleri için kartonları parçalıyorlar ızgaralı kafes tercih edin eğer ki evinizde kız olan kuşunuz varsa arkadaşlar bu şekilde kafeslerde hallettik örtümüzde kurudu masamızın örtüsü bu masanın altına ben ee, şey koyuyorum spor malzemelerimi koyuyorum üstüne de böyle örtü örtüyorum altta kalıyor diğer evde de biliyorsunuz raf yapmıştım ama bu evde raf yapmadım masanın üstüne koymaya çalışıyorum mia da orada ustabaşım o da şöyle temizci süpürüyorum güzelce de temizce de siliyorum. Silmeyi de yine yaptığım şey sirke, karbonat ve e, limon tuzunu koyuyorum. Yerleri de o şekilde siliyorum. Perdelerim bitti, perdelerimi de takıyorum. Yerlerimi de siliyorum. Dediğim gibi limon si, tuzu, sirke değil, <laughs> limon tuzu, beyaz sirke ve karbonatla yerleri, zeminleri de siliyorum. Olası bir buharlaşma buharlaşmada Deterjan çocuklarımın ciğerlerine zarar vermesin diye elimden geldiği kadar deterjan kullanmamaya gayret gösteriyorum. Paşa bizi mahvetti. Paşa şu anda uçuyor. Bizimle konuşuyor. Mia ustalık yapıyor. <laughs> Şöyle yerleri de son defasında bir süpürelim toz falan kalmış mı? Oh misler gibi çocuklarımın odası oldu bitti. Ve yerleri de silelim. Olay bitmiş olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Lütfen abone olmayı oldu mu unutmayın. Kocaman kocaman öptük. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.